Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Ben tarih öğretmeni Gökhan Öz. Aranızda tanıyanlar var, 25 tane videomuzu izleyip gelenler var. Ama hiç tanımayanlar da var. Sadece bu deneme ile son tekrarı yapacak olanlar var. Belki de şu an TYT'ye bir gece kaldı ve siz gece son anda bu videoyu izliyor da olabilirsiniz. Böyle arkadaşlar da var aramızda, çok iyi biliyorum. Ama inşallah siz onlardan değilsinizdir. Siz zamanında izlemişsinizdir ve sınavda da inşallah full yapacaksınız. Peki ne yapacağız sizle beraber? Biliyorsunuz ki konularımızı işledik arkadaşlar. Detaylı bir şekilde işledik. TYT kısmını hallettik. Ve sizin unutmamanız adına iki tane tekrar yapacağım. Bunlardan ilki arkadaşlar 10 deneme ile genel tekrar. Şu an biz hangi aydayız? Kasım ayındayız. Kasım ayında bu tekrar sizinle buluşacak. Arkasından da Şubat ayında yaklaşık 3 saatlik bir TYT genel tekrarı yapacağım. O tabii ki bu şekilde soru çözümü olmayacak. Direkt konu anlatımı olacak. Onunla beraber sınava hazır hale geleceksiniz. Sadece bu değil tabii ki. Bunun dışında size soru çözümleri de yapacağım. Ara ara küçük denemeler de yapacağım. Ama bunu benim hocam kanalından yapamayacağız arkadaşlar. Aşağıda benim kendi hesabım var. Görürsünüz zaten. Orayı da takip ederseniz oradan da sizinle beraber çalışmalar yapacağız. Peki bugün nasıl bir yolu izliyoruz? Bugün toplam 10 denememiz var. Yani 50 tane sorumuz var. Bu sorular ÖSYM'ye uygun bir şekilde hazırlandı. Siz sanıyorsunuz ki TYT tamamıyla yorum, ancak öyle değil. Son TYT'de kaç bilgi vardı Merve? 3 bilgi vardı arkadaşlar. 5 sorunun 3'ü bilgi geldi. O yüzden de buradaki denemelerde de göreceksiniz. Yorum sorularımız da var, bilgi sorularımız da var. Sınavın zorluğuna yakın bir 10 tane deneme hazırladım size. Beraber çözeceğiz. Sizden isteğim şu: ben soruyu başlattığımda hemen durdurun videoyu, kendiniz çözün. Bir tane beyaz kağıdınız olsun. İlk denemede doğru yanlış, doğru yanlış, doğru yanlış diye işaretleyin. Sonuna geldiğimizde ise ne yapacağız arkadaşlar? Siz aşağı yorum olarak kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş olduğunu yazacaksınız. Ve en çok doğru yapanlar içerisinde 5 kişiye çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ben kendi hesabımdan yapacağım. Buraya yorum olarak da yazacağım. Çekilişte kamp kitabımı göndereceğiz. Ama bunun bir süresi olması gerekiyor tabii ki. Ne zaman yapalım bunu? Kasım ayındayız. Ocak 1 diyelim mi? Ocak 1'e kadar izleyenler arkadaşlar aşağı yazıyorlar. Tabii ki Ocak 1'i geçtikten sonra izleyenler de yine aşağı netlerini yazıyorlar ki bir görelim bakalım durumunuz nasıl. Onun dışında da zaten belki arada boş soru bırakırım, cevabını size sorarım, bilmiyorum. Onu ilerleyen süreçte göreceğiz. 50 sorumuz var. Benim tahminim 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakikalık bir video olacaktır. Kamera arkasında Selim kardeşim yine bizlerle beraber. Gerçi biz bu sene Selim'le TYT çekmedik herhalde, değil mi? Murat ve Kübra ile çektik. Selim benim hocamın en kıdemlisi arkadaşlar. Ve bana da nasip oldu. Selim'le inşallah video çekeceğiz. Ve yine kamera arkasında çok kıymetli bir öğretmenimiz var. Merve hocamız var. Tarih öğretmeni. O da kendisi artık bizlerle beraber benim hocam bünyesinde çalışacak. Videonun sonunda o da size bir iki tane güzel bir şey söylemek ister diye düşünüyorum. Bana unutturma. Geçen Murat'ı çıkaracağım dedim, unuttum. Seni de unutmayalım. O zaman ne diyoruz? Standart. Diğer videoları izleyenler biliyor. Nasıl başlıyorduk? Hanımefendiler, beyefendiler, hazırsanız başlıyoruz. Evet, deneme 1. Hadi bakalım 5'te 5 yapacağız inşallah beraber. Evet, ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların açıklanmasında bir tarihçide beklenen davranışlardan biri değildir? Bakın lütfen şuna düşmeyelim. Değildir diyor. Hemen biridir gibi okuyup kaynakları, kaynaklardaki bilgi eleştiriden geçirme. Aa doğru, evet, o zaman cevabımız Adana demeyin, yanlış olur. Sakin olalım, sakin sakin gidelim. O zaman bu doğru bir bilgi mi? Kaynaklardaki bilgi eleştiriden geçirmesi gerekiyor mu bir tarihçinin? Gerekiyor. Kişisel görüşleriyle geçmiş aydınlatması gerekiyor mu? Tabii ki gerekmiyor arkadaşlar. Tarihçi kişisel görüşlerini katamaz. Tarihçi kişisel görüşlerini katarsa bu objektif yaklaşımdan uzak olur. Tarihçinin ne olması gerekiyor?
objektif olması gerekiyor. Diğer şıklara bakalım. Olayların geçtiği günün koşullarını dikkate alması gerekiyor mu? Gerekiyor tabii ki. Yardımcı bilimlerden yararlanmalı mı? Yararlanmalı. Olaylar arasında neden sonuç bağda mutlaka kurmalı. Ancak kişisel görüşlerini katmamalı. Bu objektif tarihe ters bir durumdur. Cevabımız Bursa oldu. Geldik ikinci sorumuza. Hazreti Ömer döneminde İslam Devleti'nin siyasi hakimiyet alanının büyümesine ve nüfus artışına paralel olarak teşkilatlanma çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdan başlayalım bu sefer okumaya. Ordugah şehirlerinin oluşturması, ordugah şehirleri neydi? Ben örnek bugünkü Türkiye haritasını düşünün. Ben Ankara'dayım. Ne yapacağım? İstanbul'u fethedeceğim. İstanbul'a doğru giderken nereden geçeceğiz? Eskişehir'den geçeceğiz mesela. Eskişehir'i fethediyorum önce. Oraya bir ordugah şehri kuruyorum. Sonra ordu geri merkeze dönmek zorunda kalmıyor. Oradan İstanbul'a devam ediyor. İşte buna biz ordugah şehirleri diyoruz. Amacımız burada. Bununla ilgili de soru gelebilir bu arada. Amacımız fetihleri hızlandırmaktır. Bu Hazreti Ömer döneminde mi gerçekleşti? Evet. Askeri iktidar sisteminin uygulanması, yani bizim aslında bildiğimiz tımar sistemi, ilk kez kimin döneminde uygulanmıştı? Hazreti Ömer döneminde uygulanmıştı. Bu da doğru. Devlet hazinesi neydi adı? Beytülmal'dı, hatırlıyorsunuz. Beytülmal adı verilen devlet hazinesi de yine kimin döneminde kuruldu? Hazreti Ömer döneminde kuruldu. Ülke toprakları yönetim birimlerine, yani eyaletlere ayrıldı yönetimi kolaylaştırmak için. Bu da var. Ancak Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kimdi? Harikasınız. Hazreti Ebubekir. Çoğaltıp eyaletlere dağıtan ise arkadaşlar kim olacak? Hazreti Merve, Hazreti Osman olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız Adana oldu. Devam ediyoruz 3. sorumuzla. Fatih Sultan Mehmet döneminde devşirme sisteminden yetişenler Vezir-i Azam, Vezirlik, Beylerbeyliği gibi yüksek makamlara getirilmiştir. Devlet idaresine devşirme kökenli olanların sayısı da arttırılmıştır. Neydi devşirme kökenli? Bir yeri fethettik. Oradaki yabancı çocuklardan, gayrimüslimle çocuklardan alıyoruz. Onları eğitiyoruz, eğitiyoruz, Müslümanlaştırıyoruz. Ve bir Türk gibi bizim içerimizde yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada arkadaşlar ne demiş? Bu uygulamayla Osmanlı Devleti amaçlarından hangisine ulaşılmaya çalışmıştır? 1. Padişahın otoritesini arttırma. Hocam ne alakası var? Şöyle alakası var. Hatırlayın. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir Türk vardı. Kimdi bu Türk? Çandarlı Ali Paşa'ydı. Çandarlı Ali Paşa'nın o kadar çok akrabası vardı ki ve akrabalarını sarayın içine doldurmuştu ki bu Fatih Sultan Mehmet'in otoritesini sarsmıştı. Ama şimdi hiçbir akrabası, eşi dostu olmayan bir devşirmeyi getirirse Fatih Sultan Mehmet, otoritesi güçlenir mi? Tabii ki güçlenir. O zaman bunu aldım. Yönetimde Türkmenlerin etkisini azaltıp, cümleyi tamamlıyorum, devşirmelerin etkisini arttırmak var mı? Var. Çandarlı Halil en büyük örneği, biraz önce söyledim. Padişahın otoritesinin artması aynı zamanda ne anlama gelir? Merkezi otoritenin güçlenmesi. O zaman 1, 2, 3. Cevabımız Edirne oldu. Evet, geldik 4. sorumuza. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır diyen bir tarihçi. Bu düşüncesine Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili durumlardan hangilerini kanıt olarak gösterilebilir? Şimdi Mudanya Ateşkesini kim imzaladı İtilaf Devletleri ile? TBMM imzaladı. Yani Osmanlı imzalamadı. Demek ki TBMM'yi kendilerine muhatap aldıklarına göre kimi yok saymış oluyorlar? Osmanlı Devleti'ni yok saymış oluyorlar. O zaman bunu aldım. İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması. Kim var orada? Osmanlı hükümeti vardı. Osmanlı değil, kime bırakılmış? TBMM. Demek ki Osmanlı'yı yok saymış ve TBMM'yi muhatap almış. Türk-Yunan Savaşı'nı bitirmiş olması. Yani Türk-Yunan Savaşı'nı Osmanlı adına da bitirmiş olabilirdi. TBMM adına bitirdi demiyor. O zaman bunu alamayız. Cevabımız 1-2. Yani Ceyhan olacak. Ve geldik ilk denememizin son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin amaçlarından biri değildir diyor arkadaşlar. Aşağıdan başlayalım. Devletçilik neydi devletçilik? Devletin ekonomiyi yönlendirmesiydi. Devlet ekonomiyi niye yönlendirir?
üretimin arttırılması için yönlendirmez mi? Evet, yönlendirir. Sanayileşmenin artması için yönlendirmez mi? Yönlendirir. Sosyal adaletin sağlanması. Nasıl sağlanacak sosyal adalet? Özellikle iyi bir ekonomiyle sağlanacak arkadaşlar. O zaman bu da var. Özel girişimciliğin kısıtlanması. Şimdi devletçilik ülke ekonomisine devletin yön vermesi demek. Evet, sıkıntı yok ama bunu yaparken özel girişim olmayacak, her şeyi devlet karşılayacak, fabrikaları devlet açacak diye bir şey söz konusu değil. Devlet aslında özel girişimciliğe de yönlendiriyor ama şöyle yapıyor. Örnek, herkes muz ekerse ne olur? Bir sürü muzumuz olur ama bir sürü eksiğimiz olur. Sen özel girişimci misin Merve? Sen muz ek. Selim özel girişimci mi? Patates eksin. Ben özel girişimci miyim? Domates ekeyim. Devlet buna yönlendiriyor. Kesinlikle özel girişimciliği kısıtlama gibi bir amacı yok. O zaman cevabımız ne oldu? Burs oldu. Devletin plancı bir tutum sergilemesi. Bunu zaten biraz önce söyledik. Ve böylelikle arkadaşlar birinci denememiz sona ermiş oldu. Biliyorum ki birçoğunuz 5'te 5 yaptınız. Hocam sınavdan olacak. Sınavda da böyle olacak. Yani çok farklı bir şey yok ki. Belki aralarından bir soru daha zorlayıcı gelebilir ki biraz sonra zorlayıcı sorularımızı da göreceksiniz. O zaman hiç ara vermiyoruz ve neye başlıyoruz? İkinci denememize başlıyoruz. Evet, ilk çağda kurulan devletlerin büyük çoğunluğunda krallar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. Bu krallar halkın saygı gösterdiği tanrılar tarafından seçildiklerini ve onun vekili olduklarını ileri sürmüşlerdir. Çıkardıkları kanunları da tanrıdan aldıklarını vurgulamışlardır. Bu bilgilere göre krallar ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yönetimlerini güvene almaya çalışıyorlar mı? Tanrıya dayandırarak kendilerini güçlendirmeye çalışıyorlar mı? Evet, çalışıyorlar. Halk üzerindeki denetimini güçlendirmeye çalışıyor mu? Bakın diyor, Tanrı bana bu görevi verdi diyor. Tabii ki halk üzerindeki denetimi de güçlendiriyor. Yetkilerini din adamları ile paylaştıkları. Yukarıda böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Kendilerini direkt din adamı yapmışlar aslında zaten. Tanrı bana verdi bu yetkiyi demişler. Onun adına kanun koyuyorum demişler. O zaman üçüncü öncül yok arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 yani Bursa olacak. Evet, geldik ikinci sorumuza. Selçuklu ordusunun önemli kuvvetlerinden birini Gulam askerleri oluşturmuş. Gulam askerleri Selçuklu'da devşirmelerden oluşan askerlerdir. Unutmuyoruz. Gulam sisteminde fethedilen yerlerden alınan erkek çocuklar asker olarak yetiştirilmiş. Hass ordusunu oluşturan, Hass ordusu ne? Sultanın has ordusu, yani merkez ordusu. Osmanlı'daki Yeniçeriler gibi düşünebilirsiniz. Hass ordusunu oluşturan bu askerler arasında seçilen Gulaman saray birlikleri maaşlı askerler olup sultanın güvenliğini sağlarlardı. Yani bir merkez ordusuydu. Bu bilgilere göre Gulam askerleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Özel olarak yetiştirilmişler mi? Evet, çok özel şekilde yetiştirilmişler. Merkeziyetçi anlayışı güçlenmişler. Merkezde mi bunlar? Evet. Sultana mı bağlı? Evet. Sultanı mı koruyorlar? Evet. O zaman ne yapar? Tabii ki merkeziyetçi anlayışı güçlendirir. Maaşları ikta topraklarından sağlanır. Maaşları ikta topraklarından sağlanan askerler tımarlı sipahilerdir. Merkez ordusu, Hass ordusu, Gulaman saray ordusu maaşı devlet hazinesinden karşılanır. O zaman bu yanlış bir bilgidir. O zaman cevabımız 1, 2 yani Ceyhan olacak. Geldik 3. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde lonca sisteminde, çok önemli bir sistemdir, dükkan açma izni yalnız ustaya aitti. Bu yetki ona berat ile verilirdi. Dükkan sayısını da ustalar tespit ederdi. Dükkan açma izni alan kişilerin işlediklerini başkası işleyemez, sattıklarını başkası satamazdı. Bu kurala uymayanlar da cezalandırıldı. Bu bilgilere göre lonca sisteminin Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerini sağladığı söylenebilir? Ürünlerde kalite ve standartların belirlenmesi. Yukarıya bakıyorum. Üründe kalite standart var mı, böyle bir şey Merve? Ben göremiyorum. Hayır.
Bence de yok değil mi? O zaman bir gitti. Bir gittiyse aşağı şöyle inelim, işimizi biraz daha kolaylaştıralım. Esnaflar arasında haksız rekabetin önlenmesi. Bakın, birinin ürettiğini öbürü üretemiyor. Birinin sattığını başkası satamıyor. Belli bir standarda bağlı. Demek ki esnaf arasında haksız rekabet önleniyor. Üretimde dengesizlik yaşanmaması da sağlanıyor arkadaşlar. Biraz önce size verdiğim muz örneği gibi. Herkes muz üretirse ne olacak arkadaşlar? Tabii ki sıkıntı olacak. Diğer ihtiyaçlar karşılanamayacak. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani Edirne olacak. Geldik 4. sorumuza. Kurtuluş Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine TBMM İsmet İnönü Başkanlığı'nda bir heyet göndermiş. TBMM Türk heyetini görüşmelerde Misak-ı Milli, kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi konusundan taviz vermemesini istemiş. Kesinlikle bakın bu konularda taviz yok demiş. Bu bilgilere göre TBMM gibi konulardan hangilerinde hassasiyet göstermiş? Şimdi Misak-ı Milli bizim neyimizdi? Milli sınırlarımızdı. Ülkemizin milli sınırları, o zaman sınırlar konusunda var. Yönetim şekli. Bakıyorum Misak-ı Milli, kapitülasyon, Ermeni meselesi. Yönetim şekliyle ilgili bir şey var mı? Cumhuriyet, meşrutiyet, monarşi var mı böyle bir şey? Yok. O zaman gitti. Ne diyor? Kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar bizim neyimizi kısıtlıyordu mesela? Bağımsızlığımızdı. Ya da bizim ülkemizde bir Ermeni devleti kurulması bizim bağımsızlığımıza zarar vermez mi? Verir. O zaman bağımsızlık da var. Yani cevabımız 1-3 Denizli olacak. Evet, geldik 5. ve bu testimizin son sorusuna, denememizin son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal'in kılıç sallayan kol yorulur fakat saban kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir. Bu söz çok güzel. Ben bu sözü taktım, hissediyorum sanki gelecek gibi. O yüzden hatta bu sözden bir soru daha var. İlerleyen testlerde göreceksiniz. Sözü doğrultusunda yapılan çalışmalardan birisi değildir. Buradaki saban kullanma neyle alakalı bir şey? Tarımla alakalı bir şey. Ben size soruyu, bazı soruları kafamızda değiştirmemiz lazım. Ben size soruyu değiştireyim ve diyeyim ki aşağıdakilerden hangisi tarımla alakalı bir gelişme değildir? Bakalım. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması tarımla alakalı mı? Kesinlikle. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması tarımla mı alakalı? Kesinlikle. Aşar vergisinin kaldırılması, çiftçiden alınan bir vergi tarımla mı alakalı? Tarımla alakalı. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması tarımla mı alakalı? Evet. Ancak kabotaj kanunu neydi? Türk sularının değil, Türk gemilerinin Türk sularında özgürce dolaşabilmesi ve ticaret yapabilmesi neyle sağlandı? Kabotaj kanunuyla. O zaman kabotaj kanunu denizcilikle alakalı bir şey, tarımla alakalı bir şey değil. Bu yüzden de cevabımız Denizli oldu. Evet, böylelikle ikinci denememiz de sona erdi. 5'te 5'lerin havada uçuştuğunu görüyorum. Daha böyle sizi muallakta bırakacak soru gelmedi. Biraz sonra tabii ki gelecek. Evet, deneme 3. Hazırsanız devam ediyoruz. İlk sorumuz. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Avrupa'da siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem feodalite olmuştu. Yani kimin toprağı daha çoksa ülke yönetiminde onun daha çok sözü geçiyordu ve o adamlara, o toprak sahipliğine biz feodal bey ya da derebey diyorduk, hatırlıyorsunuz zaten. Bu sistemde siyasi güç krala ait olmuş, kral siyasi otoritesini sadakat şartıyla derebeyleriyle paylaşmıştır diyor. Buna göre Orta Çağ'da Avrupa ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Merkezi otoritenin otoritede zafiyet olduğu. Şimdi kral yetkilerini feodal beylerle paylaşıyorsa bu onun tabii ki neyini zayıflatır? Merkezi otoritesini zayıflatır arkadaşlar. O zaman bunu aldım. Monarşik yönetimlerin gücünü zayıfladığı, yine kralın yanında başkalarının da siyasi gücü oluşmaya başlıyorsa tabii ki merkezi otorite yavaş yavaş zayıflayacak arkadaşlar. Farklı siyasi örgütlenmelerin ortaya çıktığı feodalite bir nedir Merve? Siyasi örgütlenmedir. O zaman artık monarşinin yanında feodalite gibi bir siyasi örgütlenme ortaya çıktıysa farklı siyasi örgütlenmeler de ortaya çıkmış oluyor. Cevabımız 1,
2, 3 yani Edirne olacak. Evet, geldik ikinci sorumuza. Türk İslam devletlerinde uygulanan ikta sisteminin devletlere faydalarından hangilerini sağladığı söylenebilir. İkta ya da Osmanlı'daki adıyla neydi? Tımardı. Tımarın ne gibi yararları vardı? 1. Üretimde devamlılık sağlanıyordu. 2. Üretim yapıldıktan sonra artan mallar ticari bir olaya dönüştüğü için ticarette devamlılık sağlanıyordu. Bedavadan asker yetiştiriliyordu. Devletin kasasından para çıkmıyordu. Aksine vergi toplanıp devletin kasasına para giriyordu. Sınır güvenliği sağlanıyordu. Bunun gibi bedavadan asker yetiştiriliyordu. Bunun gibi ikta sisteminin, tımar sisteminin birçok faydası vardı. Şimdi öncüllere bakalım. Güvenliğin sağlanması var mı? Var. Gümrük vergilerinin artması var mı? Var dediğinizi duyar gibiyim. Yok. Ne gümrük vergisi? Gümrük vergisi dış ticarette olur. Burada bir dış ticaret söz konusu mu? Değil. O zaman gümrük vergisi yok. Hazine gelirleri artıyor mu? Vergi toplanıyor. Tabii ki artıyor. Giderleri de azalıyor arkadaşlar. O zaman 1-3 cevabımız Denizli. Umarım ikinci öncüle düşmemişsinizdir. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Uzun bir soru. Bakalım. 1. Alaaddin Keykubat Moğol tehdidine karşı Kafkaslar'da hüküm süren Harzemşahlarla iyi ilişkiler kurdu. Harzemşah hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın Selçuklara ait Ahlat şehrini yağmalaması üzere iki devlet karşı karşıya geldi. Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında 1230'da Erzincan yakınlarında Yassıçemen Savaşı yapıldı. Bu savaşta yenilen Harzemşahlar devleti yıkıldı. Harzemşah'ın yıkılması Türkiye Selçuklu Devleti ve Moğollar komşu oldu. Şöyle göstereyim yani olayı size. Arkadaşlar, burası neresi? Merve, bura nere? Niye öyle bakıyorsun? Bir görmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bir baktı. Şöyle bir sağa sola yaptı. Ondan sonra. Selim, ne diyorsun? Daha önce bak bir sürü coğrafya dersine girdim. Şu kadar güzel bir Türkiye haritası gördün mü? İki tane göz çizsem kediye mi benziyor? Şöyle mi? Gerçekten kalbim çok kırıldı ya. Bütün moralim bozuldu. Neyse. Bunu nasıl sileceğiz ya? Dursun. Kaldı gözler orada. Şimdi burası Anadolu. Burada kim var? Anadolu Selçuklu Devleti. Yani Türkiye Selçuklu Devleti var. Şurada Harzemşahlar var arkadaşlar. Harzemşahlar. Harzemşahlar şuradaki Ahlat'a saldırınca iki taraf birbirine giriyor. Ve biraz daha ileride şu tarafta kim var? Moğollar var. Moğolların gözü nerenin üstünde? Anadolu'nun üstünde. Ama iki tane Türk devletini yan yana görünce Selçuklu ve Erzemşahları, Moğollar bir türlü cesaret edemiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Kendi aramızda Yassıçemen Savaşı'nı yapıyoruz. Harzemşahlar yıkılma sürecine giriyor. Biz kazanıyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti kazanıyor. Harzemşahlar yıkılma sürecine girince Moğollar da artık rahat rahat nereye doğru geliyorlar? Anadolu'ya doğru geliyorlar. Bakalım bu bilgilere göre Yassıçemen Savaşı ile ilgili yargılandığına hangi demiş olabilir? Gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda yapılmıştır. Doğru mu? Doğru dediğinizi duyuyorum. Olamaz, doğru olamaz. Niye? Gaza ve cihat Müslümanların gayrimüslimlerle yaptığı savaştır. Harzemşahlar da Müslüman, Selçuklar da Müslüman. O zaman gaza ve cihat olmaz. İndim aşağı, eledim. Evet, Anadolu'yu Moğol istilasına açık hale getirmiş midir? Evet, bakın Harzemşahlar Anadolu ile Moğollar ise bir tampon bölgeydi. Şimdi ne oldu? Bu tampon bölge ortadan kalktı ve Anadolu ne istilasına açık hale geldi? Moğol istilasına. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışında etkili olmuştur. Olmuş mudur bu savaş? Hayır. Şunu söyleyebiliriz. İleride yıkılışında. İleride ama direkt Yassıçemen'in sonucu diyemeyiz. Çünkü hangi savaş arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına etkili olacak? Köse Dağ Savaşı. O yüzden bunu şöyle düşünmeyin. Hocam ama bu savaşı kazanmasaydı Türkiye Selçuklu Devleti belki Moğollar onu yıkmayacaktı. Bu savaşı kaybetseydi belki Harzemşahlar Türkiye Selçuklu Devleti'ni yıkacaktı. O yüzden bunu alamayız. Cevabımız yalnız 2 Bursa olur. Bu soruya düşenler olmuştur. Bu soruya düşenler olmuştur. Ama anladığınızı düşünüyorum. Evet, 4. soru, uzun bir soru. Bakalım.
Deniz öğretmen tarih dersinde öğrencilerine Tasvir Efkar gazetesi 29 Ekim 1915 tarihli nüshasını göstermiş. Öğrencilerden nüshadaki fotoğrafa dikkatlice bakmalarını ve fotoğraftaki kişilerin kim olduğunu söylemelerini istemiştir. Öğrenciler Mustafa Kemal'i tanımış ancak diğer askerin kim olduğunu bilememişlerdir. Bunun üzerine Deniz öğretmen bu askerin Çanakkale cephesindeki müstahkem mevki komutanı olan ve 18 Mart kahramanı olarak tanınan Nusret mayın gemisinin boğaza mayın döşeme emrini veren kişi olduğunu anlatmıştır. Deniz öğretmenin dersinde bahsettiği ve İstanbul'u kurtaran birinci kişi ünvanının da verildiği asker ve devlet adamı kimdir? İstanbul'u kurtaran birinci kişi, 18 Mart kahramanı, milli mücadele için çok önemli bir isim. Çobanlı. Ne Çobanlı? Cevat Çobanlı'dır arkadaşlar bu isim. O zaman cevabımız ne oldu? Burs oldu. İyi de hocam, bu direkt bilgi sorusu TYT'de ne işi var? Var. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geçen sene Damdana Kan Savaşı'nı sordular direkt. Soruyorlar. Artık TYT'de bilgi geliyor. İnkılap zaten yani %90 bilgi. O yüzden bilgileri de bileceğiz. Öyle ben sadece yorum yaparım. O iş olmuyor. Sayısalcılar. Evet, siz şey düşünüyorsunuz hocam, ben sadece yorumla 5'te 5 yapıyorum. O 5'te 5'i denemelerde yapıyorsunuz. Çünkü maalesef denemelerimiz genellikle TYT yorum kafasında hazırlanıyor ama artık ÖSYM bunu yapmıyor. Yani yorum bile soracak olsa bilgili yorum soruyor. O yüzden dikkat edelim ve geldik 5. sorumuza. Yukarıda verilen amaçların hangileri Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında etkili olmuştur? Kim bu Serbest Cumhuriyet Fırkası? Bizim Cumhuriyet tarihimizin ilk partisi kim? Cumhuriyet Halk Fırkası değil mi? İlk muhalefet partisi ise Kazım Karabekir ve arkadaşlarının kurduğu ne? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Neye karşı kuruldu? Mustafa Kemal'in partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı kuruldu. Neden kuruldu? 1. Çok partili hayatın gereklerini yerine getirmek için. Yani arkadaşlar demokrasinin gereklerini yerine getirmek için. Çünkü demokrasi dediğimiz şeyde tek parti olmaz. O partiyi denetleyen bir parti olmak zorunda. Mecliste farklı görüşler olmak zorunda. İşte bu yüzden arkadaşlar çok partili hayatın gereğini yerine getirmek var. Hükümetin keyfi uygulamalar yapmasını engellemek, hükümeti eleştirmek, hükümetin yanlışlarını söylemek var mı? Var. Ve 1930'da kuruldu Serbest Cumhuriyet Fırkası. 1929'da dünyada ne yaşandı? 1929 dünya ekonomik krizi yaşandı ve bunun etkileri Türkiye'yi de vurdu. Bu etkilerden kurtulabilmek için, ekonomiyi düzeltebilmek için ne yaptılar? Ekonomide liberalizm görüşüyle beraber bu partiyi kurdular arkadaşlar. O zaman 1, 2, 3 cevabımız Edirne. Üçüncü öncül belki zorlamış olabilir arkadaşlar. Böylelikle üçüncü denememizin de sonuna geldik. Dördüncü denememizde hiç durmadan devam ediyoruz. İlk soru. Milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli bir yeri olan tarihin insanlara kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ortak hafızanın biçimlenmesi. Ne demek ortak hafızanın biçimlenmesi? Merve de Türkiye'de yaşıyor. Ben de Türkiye'de yaşıyorum. İkimiz de Türkiye'de olduk. İkimiz de Türk'üz. Kürt de olabilirdik. Yani bunun bir önemi yok. Ama ne oldu arkadaşlar? Türk de olsak, Kürt de olsak örnek. Biz Çanakkale'de sırt sırta savaşmadık mı? Savaştık. Çanakkale bizim o zaman neyimiz? Ortak hafızamız. Anlaştık mı? Ve bize ortak hafızayı biçimlendirecek şey neymiş? Matematik mi? Matematik mi? Değil. Fizik mi? Değil. Kimya mı? Değil. Derslerin en önemlisi, en kutsalı, en güzeli arkadaşlar. Tabii ki tarih. O zaman bu var mı? Var. Selim, niye gülüyorsun? Açıklar mısın? Neden güldün, açıklar mısın? Ne geldi? Sence en güzel ders hangisi? Tarih diyor. Evet, kesinlikle. Merve, sence hangisi? Tarih. Tarih öğretmeni olmasan ne öğretmen oldun? Tarih öğretmeni olmasan ne olurdun diyorum. Yine tarih öğretmeni olurdun. Gel o zaman buradan söyle. Şimdi sonunda unuturum aklıma gelmişken Merve'yi bir sizlere göstereyim. Merve'cim hoş geldin. Nasılsınız sayın hocam? Biz de iyiyiz. Arkadaşlarla uğraşıyoruz. Onlara bir söz verdik. 10 tane deneme çözeceğim dedim. Sözümüzü tutalım dedik. Tabii sen de bize destek oluyorsun burada. Çok teşekkür ediyorum. Tarih öğretmeni olmasan yine tarih öğretmeni olmak isterdim. O kadar seviyorsun tarihi. O zaman bu neyi gösteriyor musun? Senin ileride çok başarılı, çok iyi bir tarih öğretmeni olacağını gösteriyor. Tabii ki şu anki arkadaşları çok ilgilendirmez. Onlar çok göremez seni ama
aşağıdan gelen 9, 10'lar, 11'ler seninle inşallah çok güzel başarılar elde edecek. Buradan arkadaşlara söylemek istediğim şey var mı? Şey diyormuş, tarih öğretmeni olmayın. O kadar söyledikten sonra. Söyle. Allah hepsinin yer ve yardımcısı olsun. Vay be, tam bir tarihçi söz oldu. Gazanız mübarek olsun diyoruz. Hadi bakalım, teşekkür ediyorum abi. Evet, araştırma ve kanıt kullanma becerisini geliştirir mi? Kesinlikle geliştirir. Eleştirel düşünme ve sorgulamayı geliştirir mi? Geliştirir. Olaylar arasında kesin yasalar oluşmasını sağlar mı? Evet, sağlar dediğinizi duyar gibiyim. Hayır, sağlamaz. Neden sağlamaz biliyor musunuz? Tarihte zaten kesin bilgi yok. Tarihte mutlak doğru yok. Yeni bulunan belgeler eskisini değiştirebilir. İddia ediyorum, Türkiye'de sorulsa tarihteki en büyük bilgi nedir? Türk tarihinin. İstanbul'u Fatih fethetti değil mi? En bilinen bilgi budur. Ama yarın bir gün yapılacak bir araştırmada aslında onu Fatih'in değil de kim olsun? Yavuz Sultan Selim'in ya da babası 2. Murat'ın fethettiği ortaya çıkabilir arkadaşlar. Ya da oğlu 2. Bayezid'in fethettiği ortaya çıkabilir. Yani o yüzden ne diyoruz? Tarihte mutlak doğru yoktur. E o zaman olaylar arasında kesin yasalarda oluşturamaz. Fizik gibi, kimya gibi bunu yapamaz tarih. Zamana bağlı değişikliklere uyum sağlamamız sağlar mı? Evet sağlar. O zaman cevabımız tek çarpı olan yani Denizli olacak. Devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Köse Dağ Savaşı 1243 sonrasında Türkiye Selçuk Devleti dağılma sürecine girmiş. Anadolu'da çok sayıda Türk beyliği kurulmuş. Anadolu Moğollar tarafından yağmalanmış. Çok sayıda Türkmen Batı Anadolu'ya göç etmiş. Bu bilgilere göre Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da hangi alanlarda değişim yaşanmıştır? Çok özür diliyorum, bir ufak su içeceğim. Gözüküyor muyum senin? Su içmiyoruz kameranın karşısında. Neden? Çünkü bu videoyu Ramazan ayında izleyenler de olabilir. Onların günahına girmiyoruz. Allah'ım ne kadar düşünceli bir hoca ya. Evet, bu bilgilere göre Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda değişim. Bakalım şimdi... Devlet yıkılıyor, beylikler kuruluyor. Bu siyasi mi? Siyasi. Moğollar Anadolu'yu yağmalamışlar. Demek ki yakmışlar, yıkmışlar. O zaman ekonomik olarak zarar vermişler mi? Vermişler. Çok sayıda Türkmen'in Anadolu'ya gelmesi Anadolu'daki sosyal yapıyı etkiler mi? Kesinlikle etkiler. O zaman cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne olacak. Geldik 3. sorumuza. 4. Haçlı Seferi'nde. Haçlar deniz yoluyla Suriye'ye geçmek için Venedik'te toplanmış. Bu sırada Bizans'ta taht kavgaları sonucunda tahttan indirilen İmparator Alexios Haçlı ordusundan yardım istemiş. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Haçlılar İstanbul'u yağmalamış. Bizans hanedanını ülkeden kovarak İstanbul'da Latin İmparatorluğu kurmuşlar. Yani Bizans yardım istiyor. Haçlılar yardıma gelip Bizans'ı kovuyor İstanbul'dan. Çok iyi olmamış mı aslında? Oh canımıza değsin. Bu bilgilere göre 4. Haçlı Seferi için yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenir. 1. Amacının dışına çıkmış mı? Çıkmış. Adamlar Anadolu'dan Türkleri atmaya, Kudüs'ü falan ele geçirmeye geliyorlardı. Ne yapmışlar? İstanbul'da kalmışlar. Demek ki amacından çıkmış. Hatta biz ne diyoruz? Bizim 4 tane büyük Haçlı Seferimiz var. Şu isimleri çok ilginç olan. Neydi o? 1. Haçlı Seferi, 2. Haçlı Seferi, 3. Haçlı Seferi ve 4. Haçlı Seferi. Amacından sapan tek Haçlı Seferi neydi? 4. Haçlı Seferi'ydi. Ortodokslara yardım amaçlanmıştır. Bakıyorum paragrafta Ortodoks yok. O zaman bu yanlış. Değil mi? Niye kafa sallıyorsun Merve? Ah kafa salladı Merve. Merve yoruldu arkadaşlar şu an. Burası biraz da sıcak. Bizans'ın dini ne? Hristiyan. Mezhebi ne? Ortodoks değil mi Bizans? Ortodoks. O zaman 4. Haçlı Seferi'ndeki amaç neydi? Bizans yardım istiyordu. Katolikler o zaman kime yardım amaçlamış? Ortodokslara yardım amaçlamış o zaman. Doğru. YouTube'dakiler ne oldu? Hocam yukarıda Ortodoks yazmıyor. Biz nereden bileceğiz? Bizans Ortodoks. Avrupalılar Katolik. Katolikler nereye yardıma geliyor? Ortodokslara. Hatırlayın. Hatırlayın. İstanbul'un fethi esnasında konsül toplanıyordu Bizans'ta. Ve Bizanslılar diyordu ki Avrupalılardan yardım isteyelim. Grand Duke Notaras da oradaki çok önemli bir yönetici söz alıp ne demişti? Daha önce biz bunu yaşadık. Yardım istedik. Geldiler bizi kovdular. O yüzden İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim demişti. İşte bu yüzden bu olaydan dolayı adam bu sözü söyledi.
Unutmuyoruz bunu. Bizans İmparatorluğu sona ermiştir. Hayır. Kısa bir süreliğine İstanbul'dan kovuldu. Sonra geldiler İstanbul'u geri aldılar. Kim son verecek Bizans'a? Fatih Sultan Mehmet son verecek arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olur Merve hocam? Yani Ceyhan olur. Teşekkür ediyorum. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Sivas Kongresi'nde amaçlarından hangilerine yönelik kararlar alınmıştır? Milli teşkilatın tüm vatana yayılması. İşte yararlı, mesela örnek diyorum, yararlı cemiyetlerimiz vardı biliyorsunuz. Bu yararlı cemiyetlere biz ne dedik? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti dedik. Ne oldu? Bütün vatanı ilgilendiren bir hale dönüştü arkadaşlar. O zaman bu var. Dağınık askeri birliklerin tek merkezde, yani aslında Kuvayi Milliye'nde tek merkezden yönetilmesi isteniyor buradan. O da arkadaşlar, bu da yine Sivas Kongresi'nin önemli olaylarından birisidir. Milli direnişin sesi olacak bir yayın organının çıkarılması irade-i milliye. Hatta Mustafa Kemal daha sonra onu Ankara'ya getirmek isteyecek. Sivas'ta diyecek ki ya paşam vermeyelim ya falan diyecekler. Ankara'da da hakimiyeti Milliye Gazetesi çıkaracak onun yerine. O zaman 3'ü de var. 1, 2, 3. Cevabımız Edirne olacak. Evet, geldik 5. sorumuz. Nokta nokta ve nokta nokta olaylarının yaşanması nedeniyle Mustafa Kemal demokrasi ortamının henüz oluşmadığını anlamış ve çok partili siyasi hayata geçiş denemelerine ara vermiştir. Verilen metinde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Biliyorsunuz ki Serbest Cumhuriyet Fırkası öncesinde bir ayaklanma çıktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra bir ayaklanma çıktı. Hatta bu ayaklanmaya katılanların bazıları yakalandılar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası üyesi oldukları tespit edildi. Bunun üzerine de ne oldu arkadaşlar? Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Bu ayaklanmanın adı neydi Merve? Şeh-Sait ayaklanmasıydı. Daha sonra ise hatırlıyorsunuz ki çok önemli bir öğretmenimiz vardı. Kendisi Asteğmen olarak askerlik görevini yapıyordu. Kimdi bu? Kubilay Asteğmen. Kubilay Asteğmen de yine Menemen'de şehit edildi arkadaşlar. Bu iki olay bizim çok partili hayata geçiş denemelerimize ara verilmesine sebep oldu. O zaman sırasıyla Şeh-Sait ve Menemen olayları olacak cevabımız. Böylelikle bu sorunun da sonuna geldik ve bu denemenin de sonuna geldik. Kaçıncı denemeydi bu? 5 miydi? Emin misiniz? 4 olmasın. Basıyorum. Bence 4 gibiydi. Bastım. Ya evet. Ya bırak ya. 5'in sonuna geldik. Şimdi 5 diyor. Evet, 4. denemenin sonuna geldik. 5. denemeyle devam ediyoruz. Şu ana kadar en fazla 2 ya da 3 yanlışınız çıktığını düşünüyorum. Ve 5. denemimizde ilk sorumuzla başlıyorum. Babil Kralı Hammurabi kendi adını taşıyan yazılı kanunlar hazırlamıştır. Bu kanunlarda ticaret ve mülkiyet hakkına önem veren Hammurabi sınıf farklılıkları da dikkate almıştır. Bu bilgilere göre Hammurabi kanunları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kanunlar ilk kez yazılı hale getirmiştir. Doğru mu? Doğru dediğinizi duyar gibiyim. Yanlış. Kanunlar ilk kez hangi toplulukta, hangi devlette, hangi medeniyette bir araya getirilmişti, yazılı hale getirilmişti? Harikasınız. Sümerler. Neydi adı? Urgakina kanunlarıydı. O zaman bu yanlış bir bilgi. Özel mülkiyet yasa güvencesine alınmıştır. Ne diyor? Ticaret ve mülkiyet hakkına önem vermiş. Demek ki özel mülkiyet yasa güvencesi altına alınmış. Toplumsal eşitlik sağlamıştır. Sınıf farklılıklarına dikkate almıştır deyince siz diyorsunuz ki sınıf farklılıklarına dikkate aldıysa toplumsal eşitlik sağlanmıştır. Yok. Sınıf farklılıklarına dikkate alarak Merve'ye farklı haklar vermiştir. Bana farklı haklar vermiştir. Selim'e farklı haklar vermiştir. Olabilir mi? Olabilir. O zaman arkadaşlar bunu bilemeyiz. Belki doğru, belki olmuştur ama öyle bir şey yazmıyor. Bu metinden bunu çıkaramayız arkadaşlar. O yüzden bu gitti. Bu soruya düşenler olduğuna eminim. Ama lütfen soruyla inatlaşmayalım. Yalnız 2 cevabımız da Bursa olacak. Geldik 2. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği, 2. Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği kurulmuş. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Anadolu'da genişleme Balkanlardan daha önce yaşanmıştır. Şimdi 1. Murat, 2. Bayezid'den daha önce. Önce hangisi kurulmuş? Rumeli. O zaman Anadolu'daki genişleme değil, Balkanlardaki genişleme daha önce. Buna ulaşılamaz arkadaşlar. Merkezi otorite güçlendirmek istemiştir. Beylerbeyliği kurup başına bir beylerbeyi atamak, merkezden atandığı için tabii ki
ne yapacak? Merkezi otoriteyi güçlendirecek arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi. Fetihler teşkilatlanmayı beraberinde getirmiştir. Evet, sınırlarımız genişledikçe beylerbeyliği gibi teşkilatlar kurmuşuz. Bu da doğru bir bilgi. Ama bize ulaşılamaz diyor. Yanlışı soruyor. Yanlış da yalnız bir olacak. Cevabımız Adana. Geldik 3. sorumuza. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonrasında Memlüklerin korumasındaki Abbas halifesi yetkilerini Yavuz'a devretmiş. Böylece halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti'ne durumlarında hangilerine yol açtığı söylenebilir. Yönetimde teokratik anlayışın güçlendiği. Şimdi arkadaşlar teokratik ne demek? Laikliği herkes biliyor değil mi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasına biz ne diyoruz? Laiklik diyoruz. Teokrasi ise bunun tam tersi. Din ve devlet işlerinin bir arada olması. Şimdi Yavuz önceden padişahtı, siyasi bir yetkisi vardı. Yavuz şimdi ne oldu? Padişahlığın yanında halife oldu. O zaman artık ne yetkisi de var? Dini yetkileri de var. Din ve devlet işleri bir aradaysa ne varmış? Teokratik anlayış. Zaten vardı Osmanlı Devleti ama güçlenmiş mi? Güçlenmiş. Şer'i hukuk sistemine geçilmesi. Halifelik geldiyse şer'i hukuk sistemine de geçilmiştir. Değil mi? Değil işte öyle evet hemen değil mi deyince evet hocam diyorsunuz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti zaten örfi ve şer'i hukukun birleşimiyle idare ediliyor. Şer'i hukuk zaten var. Şer'i hukuk sistemine geçilmiştir diyemeyiz. İslam dünyası halife ne demek? Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam dünyasına liderlik eden kişi demek. O zaman halife Yavuz Sultan Selim olduysa artık İslam dünyasının lideri kim? Yavuz Sultan Selim. Bu da doğru bir bilgi. O zaman cevabımız 1-3 yani Denizli olacak. Geldik 4. sorumuza. Abbasiye genelgesinde milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir kararı alınmıştır. Alınan bu karar yargılarından hangilerini destekler niteliktedir? Milli mücadele için teşkilatlanmanın gerekliliği. Gerekli mi? Gerekli. Kurul kurmamız gerekiyor. Bir kurul kuruyorsak teşkilatlanıyoruz. Bir devlet kuruyorsak teşkilatlanıyoruz. Bir ordu kuruyorsak teşkilatlanıyoruz. Bunların hepsi teşkilatlanmadır arkadaşlar. O zaman bunu aldım. Egemenlik anlayışının değişmesi gerektiği. Egemenlik anlayışı ne biliyor musunuz? Yönetme gücü padişahta. Eğer yönetme gücünü halka verirsen, yani cumhuriyeti ilan edersen o zaman egemenlik anlayışı değişmiş olur. Yukarıda egemenlik anlayışını değiştirelim, halk yönetime geçsin, cumhuriyet olsun gibi bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Buna düştünüz ama buna düşmeyin. Değişmiyor arkadaşlar. Buralarda daha biz cumhuriyeti ilan edeceğimizden bahsetmiyoruz. O zaman bu gitti. Kurumsallaşmanın ulusal mücadelede önemli oldu. Teşkilatlanma, kurumsallaşma. Aynı şey. O zaman 1-3 cevabımız Denizli oldu. Ve geldik 5. denememizin 5. sorusuna. Türkiye İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal'in biraz önce söylediğim şey. Kılıçla fetihler yapanlar, sabanla fetihler yapanlara sonuçta mevkilerini terk etmeye mahkumdur. Kılıç sallayan kol yorulur fakat saban kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir ve her gün toprağa daha çok sahip olur. Sözünü öğrencilerine okuyan öğretmen, öğrencilerinden bu sözden anladıklarını ifade etmelerini istemiş. Öğrenciye de 3 tane yanıt vermiş. Bu yanıtlardan hangileri öğrencilerin doğru açıklamada bulunduklarını gösterir. Yani yukarıdakiyle uyuşacak. Üretime dayalı bir ekonomi oluşturulmalıdır. Ne diyor Mustafa Kemal? Saban sallayın diyor. Sabanla uğraşın diyor. Tarım yapın diyor. Yani üretin diyor. Üretime dayalı bir ekonomimiz olsun diyor. Evet bu var. Ekonomik başarılar askeri başarılara bağlıdır. Hayır. Aksine askeri başarılar tek başına bir işe yaramaz. Arkasından ne gelecek? Ekonomik başarılar gelecek. O zaman bunu alamam. Ekonomik bağımsızlık gerçekleştirilmelidir. Ve bu çok önemlidir. Bunu da yapmanın yolu kılıç sallamak değil arkadaşlar. Tarımla, üretimle uğraşmaktır. Bunu illa tarım olarak da düşünmeyin. Burada üretim deyince sanayileş onunla da üret. Sıkıntı yok. O zaman cevabımız ne olur? 1-3 Denizli olur. Bu soruyu yanlış yapanlar olmuş olabilir. Evet 5'te 5 yapılamayabilir.
bir yanlışınız çıkabilir. Çok sorun değil bu denemede. Geldik 6. denememize. Haydi bakalım ilk sorumuza başlıyoruz. Bazı yazarlar şahidi olmadıkları olayları veya görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Aslında yazdıkları tamamen kendilerinden önce kaleme alınmış eserlere dayanmaktadır. Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu'nun yukarıdaki sözleri incelendiğinde tarih yazımı ile ilgili unsurlarından hangilerinin önemi üzerinde durulduğu söylenebilir. Bakın ne diyor? Bazı yazarlar şahit olmadıkları olayları veya hiç görmedikleri memleketleri bizzat görmüş gibi anlatırlar. Yani sallarlar diyor arkadaşlar. Yazdıkları tamamen kendilerinden önce kaleme alınmış eserlere dayanmaktadır. Kendilerinden önce kaleme alınmış eser diyorsa bu bizim için nasıl bir kaynaktır? İkinci elden bir kaynaktır. Ne diyor aslında burada Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu? Birinci elden kaynaktan faydalanın diyor. İkinci elden faydalanın, görmediğiniz şeyden çok güvenmeyin diyor. Aldım o zaman. Doğru yöntemlerle araştırma yapın diyor. Bilgilerin yeni belgelerle değişebileceğini kavrama. Doğru mu? Doğru bir bilgi mi aslında? Doğru bir bilgi. Bilgiler yeni şeylerle değişebilir. Bunda sıkıntı yok ama yukarıda bununla ilgili bir şey var mı? Ben göremiyorum. Gören varsa lütfen aşağı yorum yazsın. Cevabımız 1-2 Ceyhan olacak. Devam. Soru 2. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı tımar sisteminde toprağın durumlarından hangilerinin merkeziyetçi yönetimin anlayışını güçlendirdiği söylenemez diyor arkadaşlar. Şimdi tımar sisteminde toprak mülkiyet devlete ait olursa merkezi otoriteyi güçlü tutar. Ancak mülkiyet halkın olursa ne olur? Zengin toprak ağları ortaya çıkar. Bu da devletin otoritesini zayıflatır. Kullanım hakkı da veraset izni verilmemesi. Ne demek bu? Kullanım hakkı benim. Tımar sahibi benim. Ben öldüm. Benden sonra Merve benim kızım. Merve'ye kalıyor mu? Kalmıyor arkadaşlar. Yine kime geçiyor? Devlete geçiyor. Bu da yine neyi güçlendiriyor? Aynı yukarıdaki gibi merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Vergilerin tımar sahibince toplanması. Vergileri devlet toplarsa merkezi otoriteyi güçlendirir. Tımar sahibi toplarsa tımar sahibi güçlenir. Bu da merkezi otorite aslında zayıflatır. Burada bakıyorum 1-2 işaretleyeceğim gibi gözüküyor ama tabii ki 1-2 işaretlemeyeceğim. Niye? Çünkü söylenemez diyor. Sınavda bu hataya düşerseniz patlarsınız arkadaşlar. Sakın bu hataya düşmeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü biraz önce ben düştüm. Ve videoyu kestik, tekrar başlattık. Fark ettiniz mi? Etmediniz. Niye? Çünkü videonun montajını Selim yaptı. Selim'in yaptığı montajda bir sıkıntı olursa tabii ki anlayamazsınız. O kadar güzel montaj yapıyor. Bakın ciddi söylüyorum. Kendi yazdığım soruda çözerken ben düştüm. Merve hemen bana oradan kestik dedi. Ve kestik arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız 3 Bursa olacak. Doğru mu Merve? Sıkıntı yok. Bir keselim mi? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 3. Osmanlı Devleti. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı karşısında Rusya'dan destek sağlamak amacıyla 1833'te Rusya ile Hünkar İskelesi anlaşması imzalamış. Bu anlaşma ile Rusya Osmanlı'ya yardım amacıyla savaş gemilerini boğazlardan Akdeniz'e geçirmenin yanında saldırıya uğraması durumunda saldırgan devlete Osmanlı'nın boğazları kapatmasını sağlamıştır. Ne uzun soru ya. Başını unuttum sonuna geldiğimde. Bu bilgilere göre Hünkar İskelesi Anlaşması ile ilgili yargılarından hangileri oluşabilir? Boğazlar sorununun yaşanmasına zemin hazırlamış mı? Hazırlamış çünkü biz Rusya'ya haklar verince İngiltere ve Fransa bu haklardan rahatsız olacak ve biz ne sorunu yaşayacağız? Boğazlar sorunu yaşayacağız. Aldım. Rusya'nın Karadeniz'de güvenliği sağlanmıştır. Arkadaşlar Rusya'ya biri saldırsa biz boğazları kapatıyoruz. Boğazlardan geçip Rusya'ya kimse gidemiyor. O zaman Karadeniz'de güvenliği sağlanmış. İngiltere ve Fransa'nın tepkisini çekmiştir. Çekmiş midir? Evet çekmiştir. Siz de çekmiştir işaretlediniz ama burada yazıyor mu? Ben bunu bilemem ki, siz bunu bilemezsiniz ki. Bakın bu bilgilere göre diyor. Bu bilgilere göre İngiltere Fransa'nın tepkisini çekip çekmediğini bilemeyiz arkadaşlar. O zaman gitti. Cevabımız 1-2 Bursa oldu. Geldik 4. sorumuza. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Yunanlıların Eskişehir, Afyon ve Kütahya'yı işgal etmesi üzerine Mustafa Kemal'in emriyle ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir.
bu çekilmenin sonuçları arasında gelişmeye dair hangileri gösterebilir? Fransa'nın TBMM ile barış görüşmeleri verilmesi. Aslında çekilme diye düşünmeyin. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda mağlup olmamız. Normalde Fransa çekiliyordu, İtalya çekiliyordu. Ama biz mağlup olunca dediler ki Türkler yenilebilir, biz çekilmeyelim dediler. Ve TBMM ile barış görüşmelerine ara verdiler. O zaman bu var. TBMM bu başarısızlıktan kimi sorumlu tuttu? Mustafa Kemal'i sorumlu tuttu. Ve dediler ki Mustafa Kemal'e bu yaptığını temizle. Bunun üzerine Mustafa Kemal'e ne yetkisi verildi? Başkomutanlık yetkisi ilk kez Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra verildi. TBMM'nin Londra Konferansı'na katılması da var gibi gelebilirsiniz ama yok. Çünkü TBMM Londra Konferansı'na 1. İnönü Savaşı'ndan sonra katıldı. Kütahya Eskişehir değil. O zaman cevabımız 1-2 yani Ceyhan olacak. Geldik 6. denememizin 5. ve son sorusuna. Türkiye'nin dış politikada barıştan yana bir çizgi izlemesi ve bu konuda samimi adımlar atması batılı devletler tarafından da takdirle karşılanmıştır. 1932'de İspanya'nın teklifi ve ilginç bir şekilde Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne davet edilmiş ve Türkiye aynı yıl içinde cemiyete üye olmuştur. Buna göre Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması ile ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenir. Uluslararası alanda saygınlığımızı arttırır mı? Yani büyük devletlerin olduğu bir yere sen de giriyorsan tabii ki saygınlığını arttırır. Burası bir barış cemiyeti. Dünya barışına katkı sağlar mı? Evet. Batılı devletlerle tüm sorunlarını çözmüştür. Arkadaşlar, tarih sorularında tüm, hepsi, herkes gibi kavramlar varsa o %99 yanlış bir bilgidir. Ama soruda görünce de bu kesin yanlıştır demeyin, %1'lik seçeneğe denk gelebilirsiniz. Dikkat edin ama bu yanlış. O zaman 1-2 cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Böylelikle 6. denemenin de sonuna geldik. Burada zor soru var mıydı Merve? Bu soru belki bir tık zorlamış olabilir. Bu soru benim düştüğüm soru muydu? Yok değil. Bir önceki soru benim düştüğüm soruydu. Evet, bu soruya da aranızda düşenler olabilir benim gibi arkadaşlar. Onun dışında çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum. Evet, geldik 7. denememize. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Avrupa'nın devleti hükümdarı Attila'nın Bizans ile yaptığı Margus Anlaşması'nın bazı hükümleri şunlardır diyor. Bakalım, Bizans Hunların savaş halinde olduğu kavimlerle ittifak yapmayacak. Bizans'ın Avrupa'nın devletine ödediği vergi 2 katına çıkacak. Bizans ülkesinden kaçan Hunlara sığınma hakkı vermeyecek. Bayağı Hunların lehine bir anlaşma. Anlaşmanın hükümlerine bakarak Atilla ile ilgili yargılarından hangisinden hoşlanır? Devletin güvenliğini sağlamaya çalışmış mı? Çalışmış. İşte Hunların savaş halinde olduğu kavimlere ittifak yapmayacak diyerek Bizans kendi güvenliğini sağlamaya çalışmış. Bizans'ın üstünlüğünü kabul etmiş. Eğer Bizans'tan vergi alıyorsak üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluyoruz. Sınırlarını genişleme siyaseti izlemiştir. Yani şurayı fethetmeye kalkmıştır. Buraya doğru ilerlemiştir. Yazıyor mu burada öyle bir şey? Ben görmüyorum. O zaman 1-2 cevabımız Ceyhan oldu. Evet, ikinci sorumuz. İlmiye sınıfının görev ve yetki alanına giren konulardan biri de divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı yönünde fetva vermekti. Osmanlı padişahları da kararlarını uygulamadan önce ilmiye sınıfının başı olan Şeyhülislam'dan fetva isterdi. Osmanlı'da görülen bu durum devletin özelliklerinden hangilerine sahip olmasıyla açıklanabilir? Padişah Şeyhülislam'dan fetva alıyor. Hatırlamıyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman bir gün sarayın bahçesinde bir ağacı karıncalar sarıyor. Karıncaları yok etmeden önce ne yapıyor? Dönemin önemli alimlerinden Ebu Suud Efendi'ye mektup yazıyor. Kanuni de biraz şovcu, her şeyi şiirle yazıyor. İşte ne diyor Ebu Suud Efendi diyor, hocam diyor işte bahçeyi sarınca karınca, işte günahı var mıdır karıncayı kılınca diye şiir yazıyor. Ondan sonra Ebu Suud Efendi ne diyor? Yarın Hakk'ın divanına varınca Kanuni'den hakkını alır karınca diyor. Öyle olunca da ne yapıyor? Kanuni Sultan Süleyman karıncalara bir şey yapamıyor arkadaşlar. Bu da Osmanlı'nın nasıl bir devlet yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Normalde monarşik yapısı gereği, yani kral son söz kime ait? Padişaha ait. Mutlak monarşi var. Bu yapı gereğiyle Kanuni o karıncayı direkt
namazı yakması lazım. Yani hiç sıkıntı yok kamçın. O zaman buna uygun davranmıyor aslında. İmparatorluk konumuzun imparatorlukla hiçbir alakası yok. Dini bir izin almaya çalışıyoruz. O zaman ne olacak? Devletin tabii ki dini kurallara göre yönetilmesi. Yani teokratik anlayış etkili olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız Adana olacak. Geldik üçüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme nedenleri arasında Mısır ve Boğazlar sorunu karşısında Avrupalı devletlerin desteğini almak, gayrimüslimlerin devlete bağlılığını sağlamak, devletin dağılmasına engel olmak gibi etkenler yer almıştır. Buna göre Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nin amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenir. 1. Siyasi açıdan gücünü dengelemek. Bakın Mısır ve Boğazlar sorunu, yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunu, Mısır dediğimiz, kendi valimizle sorun yaşıyoruz. Avrupa devletlerinin desteğini almaya çalışıyoruz. Demek ki siyasi açıdan bir güç dengelemeye çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Milliyetçilik akımının yıkıcı etkisini önlemek, devletin dağılmasını önlemeye çalışıyoruz. Gayrimüslimlerin devlete bağlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Gayrimüslimler neyle beraber ayaklanmaya başladılar? Fransız ihtilaliyle beraber. O zaman milliyetçilik akımı neyle ortaya çıktı? Fransız ihtilaliyle. Bunu yıkıcı etkisini önlemeye çalışıyoruz. Evet. Ve yine gayrimüslimlerin bağlılığını koruyarak, devletin dağılmasını engelleyerek, biz zaten bir imparatorluğuz arkadaşlar. İmparatorluk yapısını da korumaya çalışıyoruz. O zaman 1-2-3 cevabımız Edirne olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki konulardan hangisinin Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye aleyhine çözüldüğü söylenemez. Bak şunu demiyor. Türkiye lehine çözüldüğü söylenemez demiyor. Türkiye aleyhine çözüldüğü söylenemez diyor. Böyle sorularda önce bir soruyu anlayın. Ne diyor burada? Türkiye lehine çözülmüştür. Boğazlar Türkiye lehine çözülmedi. Tamam, Sevr'e göre iyileştirildi ama tam istediğimiz gibi oldu mu? Olmadı. Neyle çözüldü? Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi'yle çözüldü. Lozan'da çözülmedi. Adalar, alabildik mi bütün adaları? Alamadık. O zaman istediğimiz gibi çözülmedi. Musul gündeme dahi gelmedi. Kapatıldı. Sonrasında da zaten Musul'u kaybettik. İstediğimiz gibi çözülmedi. Patrikhane'yi kaldırmak istedik İstanbul'dan. Kaldırabildik mi? Kaldıramadık. Evet, dünyevi yetkilerini kısıtladık. Ama tam olarak istediğimiz gibi çözüldü mü? Çözülmedi. Ancak verdiğimiz bütün kapitülasyonlar kaldırıldı. O zaman kapitülasyonlar meselesi bizim lehimize çözülmüş bir meseledir. Cevabımız Ceyhan. Bu soruyu aranızda yanlış yapanlar olduğuna eminim ama çoğunluk inşallah doğru yapmıştır. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden son 7 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda yer alan düzenlemelerden biri değildir. Mahkeme tanıklığında kadın erkek eşitliği sağlandı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadına resmi boşanma hakkı tanındı. Tek eşlik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi. Ancak kadınlara seçme ve seçilme hakkı arkadaşlar burada verilmedi. Daha sonrasında nasıl verilmişti Merve? Kademeli olarak verilmişti. Merve, en sevdiğin araba ne? Markası BMW değil mi? Merve'nin en sevdiği marka BMW'ymiş. O zaman kadınlara önce belediye seçimlerine katılma, sonra muhtarlık seçimlerine katılma, sonra vekillik, yani milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verilmiştir arkadaşlar. Ancak neymiş? Medeni kanunda değilmiş. O zaman cevabımız Adana oldu. Bu soruda da yanlış yapanlar çıkacaktır diye düşünüyorum. 7. denememiz de böylelikle sona erdi. Deneme 8, dayanın son 3 deneme. Hititlerde kralların gücünü Tanrı'dan aldığına inanılmış ve emirleri Tanrı'nın emriymiş gibi görülmüştür. Buna göre Hititlerde anlayışlarından hangilerinin var olduğu söyleyebilir. Kral gücünü Tanrı'dan alıyorsa, bunu söylüyorsa demek ki orada ne var? Teokrasi var. Laikliğin tam tersi var. Bakıyorum, teokrasi var mı? Var. Oligarşi, belli bir zümrenin ülke yönetiminde etkin olması. Böyle bir şey söz konusu mu? Kral yönetiminde etkili, gitti. Meşruti monarşi, yani kralın yanında halkın da yönetime katılması. Öyle bir şey söz konusu mu? Değil. O zaman bu da gitti. Cevabımız Adana. Yalnız bir. Geldik ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan durumlardan hangileri
İslamiyet öncesi döneminde etkileri vardır. Güzel soru. Cihan hakimiyeti. İslamiyet öncesi de var mı Türklerin bütün dünyayı ele geçirme? Var. Osmanlı'da var mı? Var. Gaza ve cihat. Bu da var. Gibi gözüküyor. Ama yok. Gaza ve cihat ne? İslamiyet'i yaymak için yapılan savaş. İslamiyet öncesi de İslamiyet olamayacağı için gitti. Ahilerin desteğinin alınması. Bu var gibi be. Yok mu? Niye yok? Çünkü ahiler İslamiyet'ten sonra kurulmuş bir teşkilat. İslami bir esnaf teşkilatı. Uygurlarda ahiler yok. Göktürklerde ahiler yok. Hunlarda ahiler yok. Nerede var? Selçuklarda. Selçuklu bir ne? Müslüman devlet arkadaşlar. O zaman bu da gitti. Cevabımız yalnız bir Adana oldu. Geldik üçüncü sorumuza. 1838'de Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı ticaret anlaşmasının bazı hükümleri. Ben dersimi dinleyenler de biliyor Merve. Balta Limanı'nı kafamızda ne diye kodluyoruz? Ekonomimizi baltalayan anlaşma diye kodluyoruz, unutmayalım. Evet, bazı hükümleri şunlarmış. Mevcut kapitülasyonlar devam edecek. İngiltere'ye yeni ayrıcalıklar da verilecek. İngilizler Osmanlı ülkesindeki tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satacak. İhracattan alınan vergiler, %12 ithalattan alınan vergiler %5 olarak uygulanacak. Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile Osmanlı Devleti için yorumlanan hangileri yapılamaz? Dikkat edelim buna. İngilizlerin açık pazar haline geldi mi Osmanlı Devleti? Geldi. Osmanlı'nın işlenmiş ürünlerine talep arttı. Arkadaşlar işlenmiş ürün ne? Mesela bizde petrol çıkıyor. Petrol alıp arabaya koyarsak ne olur Selim? Çalışmaz. Hatta motoru da muhtemelen yakabilir. Petrolü ne yapmamız lazım? İşlememiz lazım. Peki Osmanlı Devleti'nde işleyecek sanayi var mı? Yok. Osmanlı sanayisi gelişmediği için dışarı ham madde satıp, yani petrol satıp dışarıdan ne alıyor? Benzin alıyor. Anlaştık mı? Burada işlenmiş diyoruz. Osmanlı Devleti işlenmiş ürün satmıyor. Ham madde satıyor. O zaman bu yanlış. Yerli tüccarın, şimdi İngiltere çok ucuz vergilerle bizim ülkemize girerse, sanayi inkılabıyla zaten seri üretime geçmiş, çok ucuza mal ediyor. Bizim yerli esnafımız onunla mücadele edemez arkadaşlar. O zaman bu da doğru bir bilgi. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa olacak. Geldik dördüncü sorumuza. 7-8 Ağustos 1921'de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılan tekalifi milliye emirlerinden gelen yardımlar muharebelerinden hangilerinde kullanılmıştır? Evet, bu soruya bir soru işareti atıyorum. Neden soru işareti atıyorum? Çünkü bu sorunun cevabını YouTube'dakiler verecek. Anlaştık mı? Bu sorunun cevabı sizde. Tekalifi milliye emirlerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Atatürk ordunun ihtiyaçlarının halktan giderilmesi için halktan silah, cephane, atlet, kilot, çorap, yemek, at arabası, aklınıza ne geliyorsa ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için tekalifi milliye emirlerini çıkar. Hatta bunu vermek zorunlu vermeyenler için tekalifi milliye komisyonları kuruluyor ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyorlar vatan haini olarak. O yüzden tekalifi milliye emirleri bizim için çok önemli. Ve biz bu emirlerden buradaki hangi savaşlarda yararlandık? Şöyle yazalım arkadaşlar. Sorunun cevabı Adana. Sorunun cevabı Bursa. Sorunun cevabı Ceyhan gibi. Sorumuzun cevabını yorumlara bir yazalım. Bakalım kaç kişi doğru biliyor. Ona göre ben doğru cevabı zaten açıklamalara sonra yazacağım. Evet, geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinde siyasi alanda yapılan yeniliklerden biri değildir? Alttan gidelim. Cumhuriyetin ilanı en siyasi inkılaptır arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanının önünü açacağı için zaten bir yönetim biçimini kaldırıyorsun bu arada. Siyasi bir olaydır. Halifeliğin kaldırılması, halife devlet başkanı gibi davranıyordu. O zaman siyasi bir olaydır. Ankara'nın başkent olması, başkent. Siyaset nerede yürütülür? Başkentlerde yürütülür. O zaman siyasi bir olaydır. Türk Medeni Kanunu'nun çıkarılması da size siyasi gibi gelebilir ama siyasi değil. Nasıldır arkadaşlar? Nasıl bir olaydır? Hukuki bir olaydır. O zaman cevabımız Adana olacak. Ama aranızda Bursa'yı işaretleyenleri görür gibiyim. Değil mi? Merve Hocam. Evet, kaçıncı deneme bitti? 8 mi bitti?
8. denememizde sonuna geldik. Son 2 deneme. Hadi bakalım. 9. denememizin ilk sorusu. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan töre oluştururdu. Töre, sosyal düzeni sağlayan örf, adet ve geleneklerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Töre hükümleri nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Kağanlar devletin kuruluşunda veya tahta çıktıklarında ilk olarak töreyi düzene koymuşlar arkadaşlar. Bu bilgilere göre töreyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Hükümleri değiştirilemez. Yukarıda ne diyor arkadaşlar? Tahta çıkanlar düzenleme yapıyor. Demek ki törenin hükümleri değiştirilebilir. O zaman bu yanlış bir bilgi. Sözlü kurallardan oluşmuştur. Töre, bizim örf adet geleneklerimiz, evet, sözlü kurallarda oluşmuş. Tamam, sonradan yazıya dökülebilir ama şey gibi düşün, destan gibi. Destan yazılı bir şey mi, sözlü mü? Sözlü. Bana diyor ki öğrenci, hocam ama ben aldım Alper Tunga destanını okudum. Tamam kardeşim, okudun da o dönemlerde sözlüydü. Töre de sözlüydü. Tamam, sonradan bugün biz töreye yazıyoruz. O zaman sözlü diye bir şey kalmaz ki. Her şeyi yazdık günümüzde. Her şey yazılıya dönüştü ama o dönemden bahsettiğim için töre sözlü arkadaşlar. O zaman bu doğru bir bilgi. Keyfi yönetime engel olmuş mu? Tabii ki hükümdar bile töreye uymak zorundaysa keyfi yönetime engel olmuştur. Bu da doğru bir bilgi. Ulaşılamayacak olan o zaman ne olacak? Cevabımız Adana olacak. Doğru mu Merve'cim? Teşekkür ediyorum. Evet, geldik ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti uygulayan tımar sistemi ile Avrupa'daki feodal sistemin birbirinden farklı olduğunu savunan bir tarih öğretmeni bu görüşünü durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterebilir? Tımar sisteminde devletin toprağın mülkiyet hakkını her zaman koruması. Arkadaşlar, tımar sisteminde toprak devletin. Feodal sistemde toprak feodal beyin. O zaman ikisi birbirinden burada ayrılır. Tımar sahibiyle reaya arasındaki ilişkilerin kanunlarla belirlenmiş olması. Burada tımar sahibiyle halkın arasındaki kurallar belli. Ama feodal bey ile onun kölesinin arasında bir kanun yok. Feodal bey kölesine istediğini yapabiliyor. O zaman bu da ayırıyor. Tımar sahibinin haksızlık yaptığında azledilebilmesi. Yani tımar sahibi, ben atıyorum kötü bir şey yaptım, devlet o toprağı benden alabiliyor. Ama feodal beyin toprağını savaşmadan alamazsın. Sen suç işledin, ver toprağı bana denilemez. O zaman 1, 2, 3 hepsi doğru, cevabımız Edirne. Geldik 3. sorumuza. 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında sanayi devriminin büyük etkisi olmuştur diyen bir tarihçi bu düşüncesini 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Şimdi burada okuduğunuz soruyu zaten durdurup okuyorsunuz biliyorum. Üçünü de aldınız değil mi? Yani şöyle anladınız aslında soruyu. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında. Hocam üçü de var. Arkadaşlar, sanayi devriminin etkisi. Sanayi devrimiyle beraber sömürgecilik yarışı başladı mı? Başladı. Biri aldım. Avusturya Macaristan veliahtının, Prens Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi prensipti değil mi? Prensip tarafından öldürülmesi sanayi devrimi yüzünden mi? Hayır. O zaman gitti. Devletler arasındaki silahlanma yarışı sanayi devrimi yüzünden mi? Değil. Doğrudan sanayi devrimi yüzünden değil. O zaman cevabımız 1 Adana olacak. Geldik 4. sorumuza. Kurtuluş Savaşı'nın en başından beri tepki gösteren ve bu mücadelenin başarısız olması için her türlü faaliyette bulunan İngiltere büyük taarruz sonrasında ateşkes imzalamak zorunda kalmıştır. Buna göre İngiltere'ye ateşkesi iten nedenler arasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? 1. İngiltere'nin Anadolu'daki kuklası kimdi? Kimi oynatıyordu karşımızda? Yunanları. Attık mı Yunanları Anadolu'dan? Attık. O zaman mecbur ateşkes yapacak. İtalya ve Fransa Sakarya Savaşı'ndan sonra çekildi. O zaman ne oldu? Yalnız kaldı İngiltere. Sömürgelerinden İngiltere'ye yardım gelmedi, İngiltere yalnız kaldı. İşte bunların hepsi bir araya gelince İngiltere bizimle barış yapmak zorunda kaldı. Cevabımız da Edirne oldu. Geldik 5. sorumuza. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz, düşünceye karşı değiliz. Mustafa Kemal Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilir? Arkadaşlar, din diyorsa, dinde özgürlük diyorsa, akla ve bilime uyulması diyorsa,
din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diyorsa, bunların hepsi Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalıdır? Laiklik ilkesiyle. Peki hocam, diğerlerini nereden yakalarız? Bağımsızlık diyorsa, Türk diyorsa, vatan millet sevgisi diyorsa, bayrak sevgisi diyorsa, o zaman milliyetçilik. Eşitlik diyorsa, sosyal devlet diyorsa, halkın iyiliğine yapılan şeylerden bahsediyorsa, halkçılık. Para diyorsa, kalkınma diyorsa, iktisat diyorsa, ekonomi diyorsa, ney? Devletçilik. Seçme ve seçilme diyorsa, milli irade diyorsa, demokrasi diyorsa, o zaman da cumhuriyetçilik olacak. Buradaki cevabımız Ceyhan. Ve böylelikle 9. denememizin sonuna geldik. Ve geldik son denememize arkadaşlar. Son denememizin ilk sorusu. Mısır'da üretim devlet tarafından planlanmıştır. Vergiler ve kiralar ekili alanlardan düzenli olarak Firavun adına toplanmıştır. Ticaret ise Firavun'un adamlarının denetiminde olmuştur. Bu durumun Mısır'da durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir. Merkez otorite güçlü olur mu? Her şey Firavun adına yapılıyorsa, para üretim Firavun adına yapılıyorsa, vergi Firavun adına toplanıyorsa bu merkez otoriteyi güçlü tutar. Bize engellediği diyor. Zengin bir tüccar sınıfının ortaya çıkması. Şimdi ticaret Firavun adına dönüyorsa zengin bir tüccar sınıfı ortaya çıkmaz arkadaşlar. O zaman bir dakika, merkez otoritenin güçlü tutmasını sağlar. Zengin bir tüccar sınıfının ortaya çıkmasını engeller. Bizi engellediği diyor. Üretimin tek elde toplanması, yine Firavun adına toplanıyorsa tek elde toplanıyor. Engellenen ne? Zengin bir tüccar sınıfının ortaya çıkması. O zaman cevabımız yalnız 2 olacak. Geldik ikinci sorumuza. Osmanlılar kuruldukları bölgede bulunan eski şehir, köy ve kasabaları buralarda yaşayanları dışlamadan kabullenmiş. Cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla buraların gelişimine katkıda bulunmuştur. Bunların yanı sıra fethedilen şehirlerde bulunan çarşı ve pazarlar da geliştirilip güçlendirilmiştir. Buna göre Osmanlılar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İstimalet siyaseti. Hoşgörülü davranmış mı fethettiği yerlerde? Davranmış. O zaman istimalet siyaseti var. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamış mı? Evet. İnsanların devlet insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsa, han, hamam, mescit, medrese, cami yapıyorsa bu sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Fethedilen bölgelerin ekonomik gelişimini desteklemiş. Çarşı ve pazarlar kurmuş mu? Evet. O zaman ekonomik olarak desteklemiş. 1, 2, 3 cevabımız Edirne oldu. Geldik 3. sorumuza. Mustafa Kemal, Selanik'te Şemsi Efendi Okulu'ndan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladı. Ancak Mustafa çocukluğundan beri askerliğe büyük bir ilgi duyuyordu. Bu yüzden annesine haber vermeden 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına girdi ve sınavlarda başarılı oldu. Mustafa Kemal annesini de bu duruma razı etti. Parçada anlatılanlar Mustafa Kemal'in özelliklerinden hangilerini daha çok yansıttığı söylenebilir diyor. Bağımsız karar almış mı? Daha küçükken istediği okula gitmiş, almış. Asker olmak istiyor. Asker olmak isteyende ne sevgisi vardır? Vatan sevgisi vardır. Ama yukarıda liderlik vasfı taşıdığı ile ilgili bir şey var mı? Ben göremiyorum arkadaşlar. O zaman cevabımız 1-3 yani Denizli olacak. Ve geldik 4. sorumuza. Sakarya Meydan Savaşı'nın bitmesinden sonra düzenli ordu Yunanlılara karşı hemen hemen 1 yıla yakın bir süre bekledi. Düzenli ordunun taarruz için beklemesinde nedenlerinden hangileri etkili oldu? Yunanlıların alacağı tavrı görmek. Bize ne Yunanlıların alacağı tavrıdan? Biz kendimizle ilgileniyoruz. O zaman bu gitti. Ordunun eksiklerini gidermek en önemli sebep buydu arkadaşlar. Ve biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra şu düşmanı bir kovalamaya çalıştık. Bir ilerledik, yok gidemedik. Niye? Çünkü bizim ordumuz hep ne eğitim aldı? Savunma eğitimi aldı. Çünkü biz 1683 2. Viyana kuşatmasından beri hep ne yapıyoruz? Geri çekiliyoruz. Hiç taarruz etmiyoruz ki. O yüzden ordunun taarruz gücü yok. Ne yaptık? Orduya taarruz eğitimi verdik. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacak. Bu bizim son sorumuzdu. Neden bu bizim son sorumuzdu? Hemen geçeceğim göstermeden 5. soruyu. Çünkü
50. sorumuzu, yani son sorumuzu şimdi siz yazacaksınız. İçinizden geçen, çıkacağını düşündüğünüz, içinize doğan bir soruyu aşağı yazmanızı istiyorum. İlla şıklı yazmak zorunda değilsiniz. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Bu sene Uygurlardan soru gelecek. İşte bu sene Sakarya Meydan Muharebesi'nden gelecek. Bu sene Atatürk ilkelerinden gelecek. Bu sene İslam tarihinden gelecek. Hazreti Muhammed döneminden gelecek gibi. Ya da isteyenler şıklı soru da yazabilir. Herkes de cevaplar altına yorum yapar. 50. soruyu bu şekilde siz yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki daha da önemlisi ne yapıyorsunuz? 50 soruda, 49 değil 50.yi doğru kabul edin, kendiniz yazacağınız için sıkıntı yok. 50 soruda kaç doğru yaptığınızı aşağıya yazıyorsunuz. Doğru yeterli bu arada, yanlış ve boşa çok girmeyin isterseniz. Kaç doğru yaptığınızı aşağıya yazın. Ben de çekiliş yapacağım arkadaşlar ve bir daha göstereyim. Bu kamp kitabından 5 kişiye evine göndereceğim. Bunu da unutmuyoruz. Onun dışında arkadaşlar, bu son tekrarımız değil, son tekrarı başta da söylemiştim size. Ne yapacağız? 3 saatlik bir TYT genel tekrar yapacağız Şubat ayında ve sınav hazır hale geleceksiniz. Onun dışında da arada ben haftada bir ya da iki kere TYT ve AYT denemeleri de çözeceğim bu arada. Kendi YouTube hesabımdan, onu da aşağıdan benim sabitlenmiş yorumdan takip edebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar sınava kadar beraber ilerleyeceğiz inşallah. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Belki son görüşmemiz olur. Ölüm var, kalım var. Değil mi Merve? Yani ölürüz, kalırız. Allah korusun tabii ki. Allah sıralı ölümler versin. Selim bir amin demek istemedi. Benden büyük kendisi sıralı ölümler versin deyince Merve hemen amin amin diyor. Arkadaşlar Allah tabii ki hepimize sağlık, sıhhat versin. Hepinizin emeklerine sağlık. İnşallah güzel günlerde görüşeceğiz. Genel tekrarda görüşeceğiz. Bir isteğiniz olursa Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bunun altına yorum yapabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Hanımefendiler, beyefendiler. Görüşmek üzere.